Digital Racing'e hoş geldiniz. Bir kez daha bir Formula 1 Grand Prix haftasına adım attık. Bu da tabii ki bir kez daha yeni bir ısınma turuyla karşınızda olmamız demek. E Barcelona'ya geldik, İspanya'ya geldik. Sene başından beri konuşuyoruz. Bütün güncellemeler buraya gelecek. Sezon burada yeniden başlıyor diye konuşuyoruz. Bakalım İspanya'da bizi neler bekliyor? Hep beraber konuşacağız. 2022 formda bir sezonunun 6. raundu İspanya'da Barcelona'da olacak. Sezon öncesi testlerinden birisi biliyorsunuz İspanya'da Barcelona'da gerçekleşmişti. Onun üzerine artık epey yarışı geride bıraktık. Beklentilerin altında kalanlar oldu, beklentilerin üstüne çıkanlar oldu. Zirvede zaten müthiş bir kapışma var. Artık sezonun gidişatının biraz daha belli olacağı bir yere geliyoruz gibi duruyor açıkçası. Onat hoş geldin. Hoş bulduk Mali. Ne haber, nasılsın? İyi, güzel. Heyecanlıyız. Ne değişiklikler olacak ben çok merak ediyorum açıkçası değerli izleyenler gibi. Bakalım bizi neler bekliyor, kimler ne çözümler bulabilmişler. Çünkü yeni bir döneme girdik ya bir taraftan. 2022 araçlarında belki normalde çok uzun yıllardır %99'da %99 ile %99,5 arasında bir geliştirme savaşı oluyordu. Bu sefer belki %70'lerden %75'lerden başlamış olabiliriz. O yüzden o büyük adımları görmeyi çok merak ediyorum. Kimler adım atacaklar? Yani düzlükte bir saniye kaybettiğini söyleyen takımlar vardı. Mercedes, Aston Martin mesela. Normalde hiç görmediğimiz bir şeydi diyorduk. Ki. Yani biraz daha retro dertler bunlar diye. Ee, şimdi İspanya geldik ve bu işler biraz daha farklı bir noktaya gelecek gibi evet, duruyor. Daha major etkileri olan güncellemeler görebiliriz. Sen de güncelleme furyasına katılmışsın bu arada. Saatler olsun. Kilo, kilo azalttım. 25 gram attım. Düzlüklerde <laughs> faydası olacak virajlar. Barcelona düzüklerde. özel mali. <gülüyor> <gülüyor> Yakışmış ama böyle de güzel olmuş. Teşekkür ederim. Güncelleme demişken ben sana şeyi sormak istiyorum. Bu hafta içi de hep takımlarla ilgili güncelleme haberleri medyada yer buldu. Neden güncellemeler İspanya'ya geliyor? Imola ve Barcelona yer değiştirmiş olsaydı güncelleme hangi yarışa gelirdi? Neden Barcelona bu kadar çok güncellemeyi gördüğümüz bir pist olacak? Değil mi? Yani hep düşündüğümüz şey bu. İşte sezon niye İspanya'da başlıyor? Ya da işte büyük güncellemeler niye Barcelona'ya geliyor? Çünkü çok uzun zamandır Barcelona bir test pisti olarak Formula 1'de var zaten. Ellerinde çok ciddi bir veri var. Bu sezonda yani başta söylemediler işte bu shakedown yapıyoruz. Bu aslında test değil. Asıl testler Bahreyn gibi kıvırmaya çalıştılar. Ama birinci testler aslında İspanya'daydı. Yeni araçlar illa da ilk kez Bahreyn'de yürücüye çıksın diye. Ki bilmiyorum orada çantalarda gitmiş olabilir açıkçası. <laughs> öyle bir farklı şekilde lanse ettiler. Ama şu anda... Bahreyn dışında sezon başlamadan önce de ilk araçların ilk hallerini pistte Barcelona'da görmüştük. Dolayısıyla takımın takımların da onlara göre verileri var tabii ki. Onun dışında pistin karakteristiği burada gayet önemli. Barcelona'nın bir test pisti olarak seçilmesinin sebeplerinden biri zaten hızlı, orta ve yavaş virajları içerisinde çok güzel bulundurması, yüksek aerodinamik Kuvvet isteyen, yere basma kuvveti isteyen, aerodinamik verimlilik isteyen bir pist. Dolayısıyla Barcelona'yı çözdüğünüz zaman çoğunlukla sezonun geri kalanında problem yaşamıyorsunuz Barcelona'da iyiseniz. Bunu tabii ki lastik aşınmalarını veya lastik şartlarını bir kenara bırakarak söylüyorum. Yani aerodinamik anlamda Barcelona'yı çözdüyseniz sezonun geri kalanı sizi o kadar üzmüyor. Dolayısıyla Barcelona'da işleri çözmek bir de e, takvim konumu olarak bakıldığında da e, aslında kıymetli oluyor. Çünkü sezonun Avrupa roundu olduğu için işte Imola ile Barcelona yer değiştirmiş olsa aslında çok güzel bir soru çünkü şimdi Imola da Avrupa'daydı. Ama oradan sonra Miami'ye gidileceği için ve öncesinde Avustralya olduğu için yeni parçaları oraya götürmek çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü alıp tekrar onu bir okyanus geçip öbür tarafa götürmek ya da çok uzak bir yerde deneyip tekrar oraya getirmek çok manalı olmayabiliyor. Imola ile Barcelona'ya yer değiştirmiş olsa belki bu sefer Imola'yı benzer şekilde kullanabilir miydik? Bu yakın olurdu herhalde çünkü Barcelona'nın bir önemi var dediğim gibi. ama şimdi Barcelona'nın yeri belli. Barcelona'dan sonra Monaco geliyor. Yani artık yere basma kuvvetini çözmeniz gerekiyor. Her dinamik sorunları çözmeniz gerekiyor. Bir kere zaten şu Yunuslama problemini çözmeniz gerekiyor. Çünkü Monaco çok baş ağrıtır öbür türlü. Ardından da çoğu yarışlar artık yani bir arada bir Kanada'ya gidip geleceğiz Bakü'den sonra. Ama Avrupa ve civarında uzunca bir süre devam edeceği için yaz arasına gitmeden önce yapabilecekleri her şeyi yapacak takımlar. O yüzden burada artık şöyle bir ilk çeki düzeni verelim ve sezonun ortasına doğru artık bir şeyleri tutturalım yeri. Hem takvim konumu olarak hem pist karakteristiği olarak hem de dediğim gibi şu ana kadar ellerinde Barcelona ile ilgili çok ciddi veriler olması da bunda etkiliyor. Tabii ki yeni araçlarla ilgili söyleyebileceğimiz çok daha az şey var. Dediğim gibi veri çok az her yarışta öğreniyorlar. Ama o... Digital Racing'de içeriklerimizin devam etmesini ve çeşitlenerek artmasını istiyorsanız sizden birkaç ricamız var. Öncelikle tabii ki kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyoruz. İzlenme rakamlarımız güzel ama abonelikle çok birbirini karşılamıyor gibi duruyor onlar. Eğer videoyu beğeniyorsanız tabii ki beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda önerilerinizi, görüşlerinizi veya eleştirilerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sezon öncesinde gittiğimiz iki pistten bir tanesiydi. Bahreyn'de zaten sezon açılışı yapıldı. Dolayısıyla Bahreyn'de de takımlar daha fazla Veri elde etmek için pistlerde, yavaş yavaş öğrenerek pistlerde, aynı zamanda tabii ki puan mücadelesi veriyorlardı. E, o yüzden şimdi sezon başındaki e, Barcelona verileriyle şu anda Cuma günkü antrenmanlardaki verileri karşılaştıracaklar ve ona göre e, pek çok takım e, hangi yöne gideceğini sezonun geri kalanını birazcık belirlemiş olacak. Biraz da takımlar özelinde ele alalım istersen güncellemeleri, hem sorun yaşayan hem de iyi giden birçok takım güncellemelerini. Haas'a herkes getirecek gibi hatta öyle söyleyeyim. Yani şey, Haas demiş ki biz 5-6 yarış daha bekleyeceğiz. Çünkü şu an kötü bir yerde değiller. Hı hı. Sezonun sonuna doğru e, o kartı oynamak daha avantajlı gibi görünebilir onlara. Çünkü bütçe kısıtlamasından dolayı artık her hı. yarışa güncelleme getirip e, bu kadar rahat edemiyorsunuz. Ki Haas'ın zaten o kadar ayırdığı bir bütçe yok ama isteseler yapabilirler mi diye de düşünüyor insan. E, ama bunu Mercedes veya Ferrari veya Red Bull dahi yapmıyorsa bu da bütçe kısıtlamasını getirdiği o eşitlik ortamından dolayı. Mercedes'in bir kere zaten Yunuslama problemini çözmesi lazım. Ee, Barcelona da bunu çözmeleri lazım çünkü gerçekten Monaco'da çok zorlanırlar. Yani tümsekli bir pist zaten zor. Hataya mahal vermeyen bir pist. Yani oradan sonra gidilecek yerler de ardından Bakü, ardından Montreal bile bence e, Gilles Villeneuve pisti Kanada'daki. Bazı noktalarında hataya çok mahal vermeyen bir yer. Bir de zaten çok temel bir problem onu çözmüş olmaları gerekiyor. Onlar sidepod tasarımını dahi sezon öncesi testlerdeki Barcelona'daki sezon önceki testlerdeki haline yani sıfır beden olmayan normal standart bir sidepoda döndürebiliriz bile diyorlar. Tabanda tabii ki çok büyük güncelleme yapacaklar. Onun dışında Alpin arka kanat getirecekmiş ama çok daha fazla güncelleme gelecektir. Onları cuma antrenmanların gününde anlayacağız liste olarak verdikleri için. Aston Martin zaten yepyeni bir otomobille gelmeyi planlıyor. Bu yepyeni bir otomobil daha da kötü olabilir ama yepyeni <laughs> otomobil bir anda podyum mücadelesi de verebilir. Çok heyecan verici şeyler var. Ön tarafta bile yani e, güncelleme yapmak zorunda mı değil mi tartışabileceğimiz Red Bull ve Ferrari'de bile çok ciddi geliştirmeler olacağı söyleniyor. E, Ferrari'nin yeni bir taban getireceği ve bu tabanın ve Diğer bütün güncellemelerle birlikte 0.3 0.4 saniyelik bir tur başına kazanımı olabileceği söyleniyor şu anda gelen haberler bu yönde. Ferrari'nin de bu sezon ilk güncellemesi de. olacak sanırım değil mi? Evet şu ana kadar beklediler. Şu ana kadar e, sadece pistlere göre parçalar getirdiler ama araç geliştirme açısından bir şey yapmamışlardı. Hatta bunu da söylüyorlardı. Biz biraz daha durduk. Buradan sonra İspanya'dan sonra güncellemeleri getireceğiz. Red Bull biraz erken davrandı diyorlardı. Ama 0.3 0.4 çok ciddi bir şey. Yani aslında Normalde sezon içerisinde sezon boyunca, sezonun ortasına kadar belki biraz daha ilerisine kadar o kazanım, ufak ufak yerlerden yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi şu anda o kadar açık ki e, gelişim, o kadar atılacak adım var ki araçlar daha yeni daha yeni anlaşılıyor. O yüzden 0-3-0-4 belki 1 saniye 1.5 saniye kazanacak takımlar bile olabilirler çok geride oldukları için. E, mesela Aston Martin belki 1 saniye yakın bile kazanım sağlayabilir istediği geliştirmeleri yaparsa. Bir de ön tarafta Ferrari'den bahsettik. Red Bull'da ciddi bir diyete girmiş. Aracı 4 kilogram hafifletmeyi düşünüyor. Abi 4 kilo çok değil mi? Ya? İşte bak 0.3-0.4 saniye de çok ciddi. Evet. Ve 4 kilo da çok ciddi. Bu da dediğim gibi ne kadar geride olduklarını gösteriyor. Araçları anlamaya daha ne kadar uzak olduklarını gösteriyor. Bence de çok fazla 4 kilo. Yani 4 kilo bir otomobilin... E, ve yani 4 kiloyu attıktan sonra da o 798 kiloyu tutturmayacaklar muhtemelen. Sadece Alfa Romeo tutturuyordu en son işte. Onu da biraz arttırmak gerekiyormuş. Belki 800-805 civarı yapmak gerekiyormuş demek ki. Ee, yani FIA'nın da öngöremediği bazı problemlerin olması benim hoşuma gidiyor. Biraz böyle tahmin edilemez. E bir de şey de var tabii. Yani İspanya'nın e, beklentiler olarak bakıyoruz şimdi kim ilerleyecek, kim gerileyecek diye. Şunu da söylemek lazım. E, Imola'dan daha sıkıcı bir yarış olma ihtimali var açıkçası. Çünkü İspanya'da inanılmaz sen de hatırlıyorsun işte. Yani çok... E, ...İspanya Grand Prix'si dendiğinde ne canlanıyor sende yarış olarak bakıldığında? Yani bir sıralama turları herhalde <laughs> heyecan faktörünün en çok olduğu e, olgu oluyor. Onun dışında yarışta gerçekten böyle büyük heyecan duyduğum ha, Çok iyi startlar oluyor mesela. Evet. Onlardan bahsedeceğiz biraz. Alonso'nun güzel startları var burada ya da işte startta avantaj sağlayanlar oluyor. Ama yarışın içerisinde çok fazla bir şey olmuyor. Çünkü takip edebilmek çok kolay değil. Bahsettiğimiz bu işte aerodinamik anlamdaki e, pistin... E, Araçlardan ve pilotlardan istedikleri talepleri çok yüksek olduğu için. Ama eğer 2022 araçları gerçekten birbirlerini çok rahat takip edebilecek konumdalarsa ki İmola'da pist kuruyunca birazcık o bozulmuştu açıkçası. Pist hafif ıslakken ben biraz daha keyif almıştım ama sonra biraz daha e, tatsız hale gelmişti. Barcelona'da keyifli bir yarış ve ikili mücadelelerin uzun turlar boyunca sürdüğünü görebilirsek gerçekten keyifli bir yarış olur. Ha tabii şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yıl çok keyifliydi çünkü pit stop taktikleri farklıydı. Mercedes Red Bull arasında bir strateji savaşı görmüştük. Oradan yakalıyorlar ama pist üstü mücadele kısmı zayıf aslında Barcelona'nın ki en çok eleştirilen şeylerinden biri bu. Araçlar düzeldiyse acayip keyifli bir şeyler de görebiliriz. Ya Pol'den başlayanların %74'ü kazanıyor. Monaco'dan daha yüksek bir yüzdesi ya, var. Ya, öyle söyleyeyim ya, sana. Aslında. Cumartesi işi bitirmek gerçekten önemli. Ee, Ferrari burada en çok kazanan takım onlardan da bahsedelim. 13 pol pozisyonu 12 galibiyet az önceki yüzdeyi de <laughs> bir şekilde doğruluyor. E, Mercedes toparlarsa diye kocaman bir e, ihtimaller denizine şöyle bir girelim azıcık kulaç atalım orada ama yani toparlarsa dediğim şey çok yüksek bir şeyler tabii ki. Hamilton'ın burada potansiyel rekorları olacak. E, İspanya'da en çok galibiyet Schumacher'le paylaşıyor. 6 galibiyeti var. Yani çok acayip bir hamle yaparlar da İspanya'da kazanırlarsa İspanya'da en çok kazanan pilot olacak. Onun dışında aynı pistte en çok arka arkaya galibiyet Ayrton Senna ile paylaşıyor. 5 kez arka arkaya İspanya'da kazandı. Ki zaten Hamilton'dan önce en son kazanandı. 18 yaşında bir Max Verstappen'de Red Bull'da ilk yarışını kazanmıştı. Mercedesler çarpışınca. Senna'nın da Monaco'da 5 kez arka arkaya galibiyet rekoru var. Ve onu kıracak. Ve eğer pol pozisyonu alırsa, ki yani bunların hepsi çok büyük eğerler. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> İspanya'da büyük İspanya'da bir... en çok pol rekorunu ile paylaşacak şu anda onun bir gerisinde. Altı pol pozisyonuna sahip ama bunun için tabii ki Mercedes'in kendini bir toparlaması gerekiyor. Ee, öncelikle tabii ki o yunuslama problemini çözmesi gerekiyor. Oraya doğru bir adım atmak zorundalar yani İspanya'dan sonra da sorunlar sürüyorsa bu sezonu bırakabilirler. Bir de titiz bir yarış direktörü konusu var sanırım. Evet, Eduardo Freitas ilk kez görev olacak. Ee, ki zaten geçtiğimiz yılki e, dengesiz durum ortaya çıktığında ki bunun önemli bir kısmı Michael Masi'nin e, durumu yönetememesi ama bir kısmı da işte yarış direktörüyle takımların çift yönlü e, diyaloglarının televizyona verilmesiydi. E, hepimiz izleyince farklı oluyor işte o çift yarık deneyi gibi izlediğin zaman farklı davranıyorlar gerçekten. O yüzden artık o olmuyor. Eduardo Freitas'ın acayip karizmatik bir sesi vardır. Dünya Danıklık Şampiyonası'nda falan da o yeşil bayrağı dönüş geri sayım falan güzeldir. Onları duymayacağız maalesef. Ama yarış kontrol mesajlarını sadece duyacağız. Nils Wittig şu ana kadar aslında... Yarış direktörü görevini üstleniyordu çünkü Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda çalışıyor Eduardo Freitas aynı zamanda. Yine FIA'nın en büyük şampiyonalarından bir tanesi. Onlar dönüşümlü olacaklar, dönüşümlü olmasını da istiyorlar. Ee, uzun vadede ne olur bilmiyorum tabii. Seneye belki sen tam zamanlı gel diyebilirler Eduardo Freitas'a. Hiç aman vermez, pist limitlerine çok dikkat eder. Çok keskindir. Herhangi bir itirazınız üstünden seker gider yani o kadar da şeydir. Ee, bence eğlenceli olacak. Daha önce Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın yarış direktörüydü bir süredir de e, Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda vekte Ya bir de bu kadar e, şimdi bahsediyoruz ya böyle diyorum hiç aman vermeyen bir yarış direktörü falan diye. Öyle deyince biraz böyle eski kafa canlanıyor sende. Hepimiz de öyle canlanıyor belki de. Ama değil. Yeni teknolojiler geldiğinde de bunları çok güzel adapte edebiliyor. 2 e, yıldır Discord kullandırıyor Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nın takımlarına. Çünkü şey pandemi döneminde e, Sanal Löman 24 saat düzenliyorlar. Orada bütün iletişim Discord'dan kurunca ya bu güzelmiş diyor. <laughs> Herkese <laughs> kurun diyor. Bazen şey çıkıyor böyle yarış yönetimi mesajı çıkıyor. Şu takım Discord'da bekleniyorsunuz diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler görebiliriz Sessizlik belki. Kalırsan. Yani bir taraftan moderni de yakalayan birisi. Ee, ve yani Michael Masin'in devam etmemesi veya işte sezonun ortasından itibaren konuşuyorduk. Ya süreci çok yönetemedi kim gelir yerine diye. Herkese Eduardo Freitas diyordu. O yüzden Freitas'ın ne yapacağını görmek de ilginç olacak. Bir de bir taraftan şöyle bir durum var işte hani sinemada kurgucu kendini ne kadar az belli ederse o kadar iyi kurgucudur gibi bir durum var ya. Yani Eduardo Freitas'ın e, yarış direktörü olduğunu bu hafta sonu unutabiliriz de. O kadar net bir şekilde öne de çıkmayabilir. Ama tabii ki e, bir taraftan gözümüz orada olacak o da ilginç olacak. Bakalım Eduardo abimize çok iş düşecek mi bu hafta sonu göreceğiz. Buradan ev sahiplerine geçelim istersen. İspanya'da kendi evinde yarışacak iki İspanyol pilot Fernando Alonso ve Carlos Sainz. Onlardan neler bekliyorsun kendi evlerinde? Yani onların ikisinin de iyi sonuçlara ihtiyacı var. Ki bence Sainz biraz toparladı herhalde değil mi? Miami'de podyuma çıkmasıyla bir özgüven depolamıştır. E, Fernando Alonso çoğunluğu şanssızlıklarla olmasına rağmen bir taraftan performans eksiği de kendisinde görüyordur diye tahmin ediyorum. Sadece iki puan toplayabildi şu ana kadar. O yüzden ikisinin de çok iyi sonuçlara ihtiyacı var. Ee, i̇kisi de evlerinde aslında fena gitmiyorlar. Yani Alonso e, 2006'da burada Poldan kazanmıştı zaten, ilk kendi evindeki galibiyetiydi. 2011'de inanılmaz iyi bir start almıştı e, ama kazanamamıştı. E, 2013'te de yine e, startta öne çıkan isimlerden bir tanesiydi, e, tabii ki 2011 startı kadar olmasa da. E, ve sonrasında da 5. E, sıradan kalkıp yarışı kazanmayı başarmıştı. Oradan sonra bir daha podyuma da çıkamadı, galibiyet de elde edemedi, yeterli fırsatları bulamadı açıkçası. Çünkü elinde o, o tarz bir otomobil yoktu. Ama Alpine'in öne çıkabileceği bir yarış olursa ben Alonso'nun iyi bir iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık sezonun o noktasına geldik bence. E, Alonso da bir şekilde e, artık buradan bir sonuç elde etmek zorunda olduğunu biliyor. Şey için değil bu arada. Alonso'nun koltuğu bence tehlikede değil. Hani şey konuşuluyor. O konun e, anlaşması uzun. Onun yanında kim yarışacak? Ya buna Alpine değil Alonso karar verecek bence. Alonso nerede devam etmek istiyor, devam etmek istiyor mu? Kendisi karar verecek ama kendisinden beklentilerini çok yüksek tutuyordur. Bence Carlos Sainz bu haftanın sürprizi olabilir bu arada. Ya yani kendi evindeki karnesi iyi, hiç yarış kazanacak veya podyum zorlayabilecek bir otomobil sezonun bu o noktasında İspanya'da elinin altında olmadı bence. ama iyi bir fırsat yakalarsa hani polden kazanan bir Carlos Sainz görebiliriz Öyle bir şey çok ihtiyacı var çünkü ve evet. ihtiyacı olan yerde onu yakalayacağını düşünüyorum ben. Her yarışta puan aldı. Hiç ilk beşi yok gerçi ama yani sağlam performansları var kendi evinde. Bir de bildiği yerde daha iyi yarışabileceği bir Carlos Sainz'ı ben bu hafta sonu bekliyorum. Bakalım bu hafta sonu neler göreceğiz. Bu arada Cem Bölükbaşı da dönüyor. En heyecanlı olduğum şeylerden bir tanesi o. Yani evet işte güncellemeler geliyor. Mercedes toparlayabilecek mi? Sainz ne yapacak? Aston Martin yepyeni bir otomobille gelecek. Tanıyacağız mı? Yoksa sadece yeşil renk olduğu için bu Aston Martin mi diyeceğiz gibi İnsanın aklında pek çok soru var. Ama e, en çok merak ettiğim şey Cem'in Barcelona'da ne yapacağı. Çünkü e, Imola'yı kaçırdı. Imola'da aslında iyi şeyler yapabilirdi çünkü Imola pistini biliyor, orada başarılar elde etmiş bir pilot. Ve yani çok karma karışık bir yarış oldu. Takım arkadaşı Enzo Fittipaldi podyuma çıktı. Yani ilk beşi belki zorlayabileceği güzel bir fırsat olabilirdi Cem için orada olamamasına ben üzüldüm. E, Barcelona'da daha önce geçtiğimiz yıl Euro Formula Open'da polden başlayıp kazandığı bir yer. Tabii ki bir taraftan. Bir Formula pilotu olarak e, Katalunya pisti çok net bir şekilde karşına çıkıyor zaten. Artık ezberliyorsun, biliyorsun, aşina olduğum ve yani neredeyse omurilikten kullandığın bir pist olduğu için e, ben Cem'in Barcelona'da iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Sürekli testler yapılıyor bir, de bir taraftan orada e, ki zaten kaburga sakatlığı da Barcelona'daki testlerde ortaya çıkmıştı. Cem'in F2'ye geri dönüyor olması daha doğrusu zaten F2'de tabii ki ama tekrar koltuğa geçiyor olması tekrar sağlıklı bir şekilde direksiyonun başına geçiyor olması bizi tabii ki mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Ben dediğim gibi Cem'den çok büyük bir adım atmasını bekliyorum. Bunu da gayet olası görüyorum. Kendisine de bol şans diliyoruz. Hoş geldin diyoruz tekrar. Ona da başarılar dileyerek kapatabiliriz o zaman. Ağzına sağlık Mali. Senin de ağzına sağlık. Bağla Gayet keyifli oldu. Başka bir şey. Ama merakla bekliyoruz. Dediğim gibi yani yarış keyifli olur mu olmaz bunun garantisini veremiyoruz ama etrafındaki gelişmeler, güncellemeler ve sezona dair bize çok şey söyleyeceği için Barcelona'dan, Katalonya'dan, İspanya Grand Prix'sinden beklentilerimiz büyük. Isınma turunun bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. Yarıştan sonra Zafer Turu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.